Yakalasaydım herhalde gereğini yapacaktım. Gereği neydi? Ne yapacaktın? Valla gerekirse dövecektim yani. Kaçtı tabii, kaçtı. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti. Darbe girişiminden hemen sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok, FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kendisinden nasıl kaçtığını anlattı. Zekeriya Öz ısrarla emniyette yeni göreve başlayan kadroyu sindirmeye, tehdit etmeye geliyor. İstanbul Emniyetine ilk geldiğimde orada olduğunu söylediler. Sorduğum şahısların da büyük bir kısmı FETÖ'cü. Beni oraya götürecekler diye düşünürken tabii bir taraftan da Zekeriya Öz'e haber veriyorlar. Ben koşa koşa gittiğimde baktım arabaya binmiş böyle emniyetin bahçesinin kapısından doğru çıkıyor, kaçıyordu. 17-25 Aralık ekonomik darbe girişimi yaşandığı sırada Selami Altınok Aksaray valisiydi. O dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle 18 Aralık'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Sabah 7'de telefon gelince eşime söyledim, bu normal bir şey değil, hakkını helal et dedim. Daha sonra başbakanımıza gittik resmi konuta. Sayın Başbakan anlattı. Selami, zor bir işe gidiyorsun. Herhalde vücudunu taşın altına koyarsın dedi. Efendim gerekirse ben başımı taşın altına koyarım dedim. Şu anda AK Parti Erzurum milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Selami Altınok 17-25 Aralık'taki FETÖ kumpasını TGRT Haber'e anlattı. O süreçte hem o mesai arkadaşlarımız hem Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve Efkan Ala Bey'in Ankara'dan çok iyi koordinesi, biz de orada sahada savaştık, mücadele ettik. Altınok'un göreve başlamasıyla panikleyen FETÖ'cü hainler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kullandıkları bilgisayarları kaçırmaya çalışmış. Kademeli bir operasyon anlayışı, planlanmış bir operasyondu. 17-25'e 17 Aralık'ta ilk darbeyi vurup sarsacaklar hükümeti. 25 Aralık'ta da herhalde Türkiye ekonomisini de çökerterek, çünkü Türkiye'nin en büyük 41 tane iş adamına gözaltı kararı vermişlerdi. O dönem belki 350-400 milyar dolarlık bir yatırım hacmine sahip iş adamlarını gözaltı yaptıklarında ertesi gün herhalde Türkiye'de yeri yerinden oynayıp ekonomiyi çökertme noktasına gelip hükümeti devirmek istiyorlardı. Altınok'un FETÖ'cü Zekeriya Öz başta olmak üzere kaçak FETÖ'cülere bir de mesajı var. Efendim, Zekeriya Öz o gün sizden kaçtı. Şu an hala firari durumda. Buradan kendisine bir mesajınız var mı? Ya bu nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bu güçlü yapısı hem de gerçek Türk hukuku ve Türk güvenlik güçleri sonunda onların yakalayıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde adalete teslim edecekler. Onların yapmış olduğu kumpasların dışında gerçekten hukukun var olduğunu onlara hissettireceğiz inşallah.